Peki 5. ayet Nur suresi 64 24. sure. Ela inne lillahi ma fis semavati vel ard. Dikkat edin. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Kad ya'lemu, çok iyi bilir. Neyi? Ma entum aleyhi. Ne durumda olduğunuzu. Ne durumda olacağınızı değil. Ne durumda olduğunuzu çok iyi bilir. Ve yevme yurca'une ileyhi, onun huzuruna döndürüldüğünüz zaman da feyünebbihum bima amilu, ne yaptığınızı size bildirecektir. Çünkü çok iyi biliyor. Ne yaptıklarını bildirecektir. Vallahu bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. Olmayan mı? Bunlar hepsi Allah her şeyi bilir diyerek bize cevap verenlere, işte onları ne yapıyorlar? Ayetin başı yok, sonu yok. Küçücük bir cümle. Kimin konuşmasından bir iki cümle keserseniz ona istediğiniz anlamı yükleyebilirsiniz. Kaldı ki Allahü Teala böyle bir şeye asla müsaade etmiyor. Bunu kendini Allah yerine koymak olarak vasıflandırıyor. Bunu her derste anlatıyoruz. Hud suresinin 1 ve 2. ayetleri vesilesiyle. Evet, 6. ayetimiz. Tevbe 115. 9. sure 115. ayet. Bak, ve ma kana Allahu liyudilla kavmen ba'de izhedahum. Allah'ın bir toplumu hidayet erdirdikten sonra saptırması söz konusu değildir. Dalaletini onaylaması söz konusu değildir. Bu da nereden çıktı ya Rabbi demek lazım, haşa. Sen eskiden saptırmayı, hidayeti ta ezelden yazmamış mıydın? Haşa. Öyle değil mi? Öyle olmuyor mu bu ayet? Ve ma kana Allahu liyudilla kavmen ba'de izhedahum. Allah bir toplumu yola getirdikten sonra, yani tamam siz yola geldiniz diye onayladıktan sonra onu sapık sayması söz konusu olamaz. Hatta yübeyyine lehum ma yettekun, sakınacakları şeyleri onlara açık açık beyan edinceye kadar sapık saymaz. Yani yaptık yoldan çıkmayı bile bile isteyerek yaparlar. Ondan sonra yoldan çıkmış sayılırlar. Peki kader inancı böyle mi? Marx anasının karnında Marx, Said Nursi de anasının karnında şey, çok hidayet rehberiymiş. Büyük hidayet rehberi diyor. Ne demekse. Evet. 7. ayetimizi okuyoruz. Bu da Nur suresi 35. ayet. Nurcuların kendilerine göre anlamını değiştirdikleri bir ayettir bu. Allahu nuru semavati vel ard. 353. sayfa. Allah göklerin ve yerin nurudur. Yani gökleri ve yeri, yerdeki aydınlığı sağlayan Allah, münevvir manasındadır. Aydınlatan. Meselu nurihi kemişkatin fi misbah. Onun nurunun meselu nurihi kemişkatin fiha misbah. Onun nurunun örneği bir kapalı pencere ki içerisinde şey var, kandil var. El misbahu fi zücace, kandil bir camın içerisinde. Ve zücace tu kenna kevkabun durriyun, o şey de sanki inci gibi bir yıldız. O halde gözükür o şey, o cam. Yuqadu min şecaretin mübareketin zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiyye. Ne doğuya ait ne de batıya ait olmayan bir zeytin ağacından elde edilmiş bir yağla o aydınlık sağlanır. Yekâdu zeytuha yudî ve levlem temse sunar. Öyle bir zeytinyağı var ki yakmasanız bile parıl parıl parlıyor. Nurun ala nur. Nur üstüne nur. Yehdillâhu li nurihi men yeşâ. Allah kendi nuruna gereken gayreti göstereni yönlendirir. Çalışmayana bir şey yok. Peki Marx anasının karnındayken sapıktı. Ne suçu var cehenneme gidecekse eğer? Ya da öbürü anasının karnındayken bilmem büyük şeydi. Ne şeyi var ki, yaptığı var ki cennete gidecek? Allah öyle mi diyor?
Ve yadribu Allahu'l emsale linnas. Bu örnekleri Allah insanlara veriyor. Vallahi bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Burada da olmayan var mı? Ondan sonra Şura suresi 42. sure 12. ayet. Lehu meqalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin anahtarları ya da hazineler de denebilir. Cenab-ı Hakk'a aittir. Yapsudur rizka limen yeşâ ve yaktir. Gereken çalışmayı yapan ve o ölçüye uyan, gereken şeye sahip olan, ölçüye sahip olan kişi için rızkını yayar. Çalışacaksın ve yeterli kadar bilgi sahibi olacaksın ki o rızka ulaşasın. Öyle yatana bir şey yok. İnnehu bi kulli şeyin alim, o her şeyi bilir. Olmayan bir şey var mı burada da? Ondan sonra 10. ayetimiz. Ha yok, yanlış oldu. 9. ayet. Hucurat 16. Hucurat 16. 48. sure 16. ayet. Kul etuallimun Allah'a bi dinikum. De ki siz kendi dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Hucurat 16. 48. sure. Sayfa 516. Ha 48, 49 muydu? Ha 49. sure, yanlış oldu. Evet, Hucurat 16. Evet. Kaçıncı sayfa? 516. sayfa. Kul etuallimune Allah'a bidinikum. De ki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah sizden mi öğrenecek dini, yoksa siz mi ondan öğreneceksiniz? Dikkat ederseniz bak, burada tam bugünkü durumu anlatıyor. Allah'ın açık ayetlerini bırakıp kendi kafalarına göre sağda solda gayret şey arayanlar, çıkış arayanlar anlatıyor. Vallahu ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Bak, olanı diyor, değil mi? Ne varsa. Ne olacaksa değil. Evet. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Evet, burada da olmayandan bahsetmiyor. 10. ayet. Tegabun suresi 11. ayet. Kaçıncı sure olduğunu buraya yazmamışım. Sayfa 556. Evet. Sayfa 556. 64. sure 10. ayet. Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Allah'ın onayı olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Yani başınıza hiçbir olay gelmez. İster iyi ister kötü. Cenab-ı Hak onaylar, yaratır, ondan sonra başınıza gelir. Siz gereken çalışmayı, gayret gösterirsiniz ama bakın mesela hayatınıza bakın. Bazen ne kadar çırpınırsanız çırpının çalışmanızdan sonuç alamazsınız. Duayı onun için yapıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Yani yaptığımız gayretler sonuçsuz kalmasın diye. Onun için Allah yaratmadan hiçbir şey olmaz. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَ. Kim Allah'a inanırsa kalbine doğru, kalbini doğruya yöneltir. İnanmak ne demek biliyor musunuz? Allah vardır demek değil. Allah'a güvenmek demektir. Siz Allah'ın ayetine güvenmiyorsunuz. Allah'ın ayetini onun bunun bir takım yanlış tevilleriyle anlamsız hale getirmek istiyorsunuz. Bu ne oluyor kardeşim? Kendinizi Allah yerine koymuş olmuyor musunuz o zaman? Haşa, Allah hata yapıyor, siz doğrultuyorsunuz. Vallahu bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. Peki burada bir şey var mı? Burada da olmayan var mı? 11. ayetimizde Ahzab suresi 30. sure 33. sure 51. ayet. Burada şeyle alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle alakalı bir ayet. Diyor ki, turci men teşâ'u minhunne ve tu'vi ileyke men teşâ. Eşlerinden istediğini geriye bırakır, istediğini yanına alabilirsin diyor. Ve men ibtegeyte mimmen azelte felâ cünâhâleyk. Eğer
ayrıldığı, yani onu uzak tuttuğun eşini arzu ettiğin zaman da yine bir günah yok. Zalike edne en teqarra ayunuhunne, eğer böyle yaparsan, onların gönüllerini yaparsan, onların gözlerinin aydın olmalarına daha uygun olur. Ve la yahsenne, üzülmemelerine. Ve yardayne bima ateytehunne, onlara verdiklerinden dolayı mutlu olmalarına sebep olur. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum, Allah kalplerinizde olanı bilir. Kalplerde olanı biz biliriz. Allah da bilir ama başkası bilmez, değil mi? Başkası için gayıptır o. Bak, olan diyor, değil mi? Olacak olan değil. Olan. Ma fi kulubikum. Ondan sonra ve kânallâhu alîmen halîme, Allah halim ve halimdir. Bunu niye almışım? Burada bir külli şeyin alim değil. Neyse. Bir, herhalde başka bir ayet yerine bunu almışım, öyle anlaşılıyor. Şimdi 54. ayet, doğru. 54'ü okuyayım. Hah, tamam. 54. ayette diyor ki Allahü Teala, in tübdu şeyen, bir şeyi ortaya çıkarsanız zihninizde ya da içinizde olanı, bir şeyi belli ediyorsunuz. Ev tuhfuhu, ya da onu gizleseniz, olanı gizlersiniz, değil mi? Fe innallâhe kâne bi kulli şeyin alîm. Allah her şeyi bilir. Gizlesen de bilir, açığa vursa da bilir. Olmayan mı? Yine olan, değil mi? Ahzab suresinin 40. ayeti yine aynı sure. Bu da 13. ayetimiz. Diyor ki Allahü Teala, "Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadin min ricâlikum." Muhammed erkeklerinizden birisinin babası değildir. Herkesin bildiği bir durum, değil mi? Bir şey, gene şey kelimesini kullanıyor. "Velâkin Rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyin." Allah'ın elçisi ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olduğunu bilecek Allah'tan başka biri var mı? Ona Cenab-ı Hak kararlaştırır, olur. Ve kânallâhu bi kulli şeyin alîm, Allah her şeyi bilir. Bunu ancak Allah söyler. Bu da gene karşı tarafa delil olmuyor, değil mi? Şimdi son ayetimiz. Diyor ki Allahü Teala, Hadid suresi 57. sure 3. ayet. 14. ayetimiz. Huvel evvelu, yani her şeyden önce var olan odur. Vel ahiru, en son yine odur. Vel zahiru, zahir şeyiyle, bütün gücüyle, kuvvetiyle gözüken odur. Çünkü onun için herkes kendi gözlemine göre Allah'ın varlığını ve birliğini kesin olarak kavrar. Vel batinu, batın da odur. Hı? Onu okudum. Vel batinu, yani göremediğinizde o, gördüğünüzde o, evvelde o, ahirde o. Ve o bi kulli şeyin alim, o her şeyi bilir.